Mediamarkt'la televizyondan ses sistemine, akıllı telefondan tablete futbol coşkusunu yaşatacak teknolojileri keşfetmenin Mediamarkt'la Joao Mario Beşiktaş'a ne katar? Joao Mario kariyeri boyunca hep böyle Şener Şen'in ilk dönemi gibi olmuştur. Yani en iyi yardımcı erkek oyuncu olmuştur. Yani şeyi düşünelim. Şener Şen'in yan rol efsane performanssa tek bir örnek yeter. Ziya. Ziya. Orada Münir Özkul, Adile Naşit çoluk evet. çocuk falan Vecihi. derken aslında böyle 10. oyuncudur. Or evet, diğerinde evet. de, Vecihi'de de 10. oyuncudur ama girer girer çıkar. Ama araya. o giriş çıkışlarla çok şey katar filme. Evet. João Mario da öyle. Örnek Portekiz'in Avrupa Şampiyonluğu. Tabii ki başrol Ronaldo. İşte Fernando Santos'un takımı. Tabii ki... Işte Renato Sanchez genç yetenek. Tabii ki... iki heyhula stoper. Yani kavgaya gidersin... garantili. Dayak yemeyeceğinin garantisi var. Yani. Pepe'yle Alves font, işte. Alves, Alves sonra Alves da Fonte. Font, yani Öbürünün font, bir de sakatlandı diye İşte, işte Lille stoperi Lilli ya. Ha. Düşün yani kavgaya gidersin çok rahat onlarla, öyle adamlar. Ama... her... her bir böyle kademede, mesela bu Fernando Santos... acayip böyle takım savunmasına ağırlık veriyordu ya, bazen çok bu defansif oynatıyordu. Nasıl sağlıyordu bunu? Ofansif orta saha rolünde Joao Mario oynatıyordu. Ama geriye gelince o kadar işte ekstradan ...hani sağ iç, sol iç, defansif orta saha dışında bir de böyle Joao Mario oluyordu. En iyi savunmaya yardımcı. Hucumda işte Ronaldo Nani ileri ikiliydi değil mi? İşte bazen de Ronaldo Kovarejma oldu. Son finalde Ronaldo sakatlandı. Kovarejma girdi. Kovarejma e girdi. Yine abi en iyi yardımcı erkek. Yine kral. Yine ama Joao Mario. E Rafa Silva'ya sorun. Rafa Silva'nın bundan önceki sezon en iyi yardımcı oyuncusu, en iyi oyuncusu takımın öyle Rafa Silva ise Benfica'da en iyi yardımcı Joao Mario'ydu. Joao Mario transferi günü bazı Beşiktaşlı kardeşlerimiz Instagram'dan böyle şeyler yazdılar ki ben bana değil Joao Mario'yu kötüleyen şeyler yazdılar. Ben böyle cevap vermedim. Niye bu defalarca çok acı, niye ne yapıyor? Şey niye Joao Mario nasıl kötüleniyor ya? Ne ne acaba? işte Galatasaray böyle Osimhen'i alıyormuş. Hı. Ya çok acayip e Sen yani. de Immobile, Mustafa Erhan, Semih var. Ha. Tamam alalım Osimhen'i. Bence de alalım da. E Immobile ne olacak? Yani düzeni mi Senin Kurulu düzenim var. Sen ya, sen Süper Kupa'da Galatasaray'ı farklı yendiğin için Galatasaray Osimeni almak zorunda kalıyor. Senin hocanın Van Bronckhorst'un oturttuğu bir düzen var. Ve o düzeni yapbozu böyle tamamlayacak parçayı alıyor işte. Joao Mario demek bana diyor ki abi nerede oynayacak? Hoca nereyi uygun görürse orada oynayacak arkadaşım. Rafa Silva'yı on numara, Joao Mario'yu sol ön başlatırsın. Bir bakarsın kaçta göz arasında Joao Mario ve on numara gibi pas vermiş. Rafa Silva soldan demarke kaçmış ve gol olmuş. Joao Mario'nun o kadar çok asistin asistini yapma ve potansiyeli var ki. Yahu bana güvenmiyorsunuz, hocaya güvenmiyorsunuz. Gençler e Rafa Silva'ya da mı güvenmiyorsunuz ya? Yani Rafa Silva'ya güvenmemek olur mu gençler? Bu şey gibi değil. Onu da örnek verenler çıkmış. Abi Fener'in de en iyi oyuncusu Alex'ti. Maldonado'yu getirdi. Kardeşim Maldonado'yu hiçbirimiz bilmiyorduk ki Alex'ten başka. Türkiye'deki bir gazeteciye benziyordu o kadar. Tek olayı oydu Maldonado tipinin. O at kuyruk mat kuyruk. Kıl kuyruk bir tipti yani anlatabiliyor muyum? Neyse. Bir spor gazetecisi. Neyse. Ya. ya. boş bir ver. Geliyor da aklıma. Ya gerekiyor. boş ver akla güzel şeyler getim. Arkadaş Joao Mario izlemediniz mi yahu? Avrupa Şampiyonasından sonra adam İtalya Serie transfer oldu. E daha önce Portekiz'in büyüklerinde oynadı. Ya baya baya Benfica maçı izleyince ya bir kere Benfica'nın hoca çok bence böyle turnusol kağıdı bir hoca. Yani. Şimit. Tabii Roja Şimit. Roja Şimit bir kere koşmayanı, enerjik olmayanı, tembeli Şimdi Taşınacak presi... futbolcuyu Tabii. oynatmaz Oynatır yani. Oynatır mı hiç ya? Oynatır yani mı? Yedek kulübesinde oturtmaz. Sistemi çöker. Ya adam çıldırır ya. O proyu falan ters yakar yani. Hakikaten. Kemal Sunal filmde yiyor ya böyle dinamit yiyor. Böyle pro yiyorlar. Bir de adamları pro yediriyor. Hani şeylere e, böyle çakmak, bomba patlatacaklar diye. Hangi filmdeydi o? Babanın Adamları. Luna Korkusuz Pari. Korkak mıydı? Değil. Hayır, hayır abi. Şaka şakiri değil. Kesin ne oldu? Öyle yürüyor. Şey evet, evet. ya. Bir yani, Sahte kabadayı. Sahte. Sahte kabadayı. Sahte kabadayı da pro yediriyor ya. şimdi adama yedirir onu öyle tembel falan oyuncu. Fesleğen gibi oturtursak. Abi sonra bana. bir şey söyleyeceğim. Ya bir de şu şeyi acaba bıraksak mı? Neyi? Onlar... Onlar o simeni aldı. Bizim yönetim uyuyor. Ya senin yönetim zamanda uyumadı işte. Berbat bir sezonun ardından çok güzel bir böyle süper kupa galibiyeti aldın farklı. Arkadaşım bir böyle tadını çıkar. Bu kadar böyle tüketim toplumunun sosyal medya yönlendirmesinin siz yaptığınız böyle hiçbir farkı yok. Hani diyorsunuz ya bunlar koyun koyun diyorsunuz. Sizinki de sanal koyunluk. O anda düşünceyi kaybediyorsun abi. Joao Mario'yu kötülüyorsun. İyi oynar kötü oynar o önemli değil. Ya senin hocan iyi başlamış mı? Senin takımının yıldızı böyle Rafa Silva mı? Bu böyle Rafa Silva en iyi Joao Mario ile oynuyor mu? Şeye tartışmasına kadar gidersiniz biz bu, siz bu sanalda ya. Valla Iniesta mı Xavi mi birini seç, seçmiyorum. İkisi beraberken çok iyi. Busquets de onlar varken çok iyiydi. Al Busquets'i tek başına öndeki ofansif orta sahaların ya da oyun kurucuların çavi gibi sıradan olduğu bir takıma koy. Busquets de sıradanlaşır. Olmadı mı öyle İspanyol bir takımda bir ara? Xavi, Iniesta'dan sonra. Oldu. Kardeşim Rafa Silva'nın olayı diğerlerine ve artı bir katması. Joao Mario'nun da olayı. Bak Fred'in Fenerbahçe'deki önemli olayı bu. Joao Mario olmadan da Beşiktaş olur ama Fred olmadan Fenerbahçe olmuyor değil mi? Rafa Silva da diyor ki ya sezon uzun. Uzun yani sezon. Sezon uzun. Bazen semis oldu oynayacak. Bak Muçi yerine o maçta Joao Mario oynasaydı o zaman hocanın ne yaptırtmak istediğini Muçi sol oyn oynatırken çok daha iyi anlayabilirdik. Joao Mario'nun olayı o. Mesela Inter'de diyorlardı ki ya bunun mevkisi net değil. E değil. Zaten sen o net adamların arasına ekliyorsun. Hepsine böyle artı bir katıyor bu adam. Ya böyle bir oyuncu abi, hemen şu şeye geliyorsun, hemen... Ya bir de iki günde adamları satıyorsunuz bak. Bak iki günde. İmmobile yani. İmmobile gelmiş sana, Rafa Silva gelmiş. Ligin ilk milli maçı arası kar sefiri. Yapmayın çocuklar. Bu kadar böyle tüketim toplumunun bir de üzerine sosyal medyada sizi koyunlaştırmasına izin vermeyin arkadaşlar. İnsansınız siz, insan kalın. Bak Beşiktaşlı olmak için önce iyi insan olmak gerekir der, değil mi Süleyman Seva? Lütfen önce insan olun. Yapmayın bunu ya. Ne yapabilir o esnada Beşiktaş? Manenin maaşı ben sordum. 60 milyon euro oluyormuş abi adam. Hadi. Hadi. Avrupa'ya dönmeye karar Bir şey yoksa, söyleyeceğim. Tabii ki, 10 tane 6 milyon euro maaşla adam alırsın. Sol beke öyle birini alırsın ki 6 milyon euro maaş ya, vereceksin. Ya. Sağ beke öyle birini alırsın ki 6 milyon maaş vereceksin. Yani anladın mı? 10 tane adam alırsın. Lan Mane'yi çok ben seviyorum herhalde aranızda. Adam 40 yıl sonra, 100, 30 yıl sonra yüz güldürdü Liverpool'un şampiyon olmasına. Her gün her gün Miles Davis'i yine Silent Way'i dinliyordum. Artık ezberledim. Niye kapaktaki acayip Mane'ye benziyor diyor o bakışı falan. Anladın mı? Mane de Silent Way. Sessizce atıyordu golleri falan. Ben Mane ile yattım. Mane kalktım. Kafayı yemişim ben Mane ile. Ama bir de Mane meselesinin dışında Mane meselesi var arkadaş. Niye 60 milyon euro versin? Galatasaray Osimhen'i aldı diye niye Beşiktaş 60 milyon euro sır maaş? Bir de takımı 15 milyon, 75 milyon euro gençler. Bir acayip bir acaba hesaplayın ya. 75 milyon euroya neler alınır? Ya tıpkı o Mourinho transferinde söylediğim gibi abi Beşiktaş'ın Mourinho'yu almaya ihtiyacı yok. Bütün parayı Mourinho'ya vermeye ihtiyacı yok çünkü çünkü vereceği bütün o parayla Beşiktaş işte aldı oyuncuları, işte Rafa Silva aldı, Immobile aldı. Aldı yani işe yarayacak oyuncu. Eksiklerini kapattı. Gabriel Paulist da aldı. Felix Udoka'yı kiraladı. Mourinho tabii ki çok iyi hoca. Mane tabii ki süper futbolcu. Ama senin o esnadaki ihtiyacını karşılamak neymiş? Galatasaray Osimhen'i aldı. Bizim yönetim uyuyor mu? Yapmayın gençler. Yapmayın. Gerçekten yapmayın. Evet Emek'ciğim. Özür dilerim biraz uzattım. Bence... Biraz şey gibi olmuştu. İşte Beşiktaş gençliğine seslenmiş gibi oldu. biraz daha kısa konuşurum. Dengeleriz. Şimdi Juan Mario bence bu sezonun en iyi transferi. Benim ölçülerimde. Neden? futbolcunun kariyeri belli. İlk sezon önce yaptıklarını hepimiz hatırlıyoruz herhalde değil mi? Şampiyonlar Ligi'de Benfica muazzam Inter'e elendiği tura gelene kadar e, Joao Mario sağ kanatta ağırlıklı oynamış. 17 gol atmış. 6 tane de Şampiyonlar Ligi'nde atmış. Yani öyle eften püften Rio Ave kupa finalinde yok efendime söyleyeyim. Kasapia'da kendi Paços Ferreira var mı? Paços Ferreira 5-0'da yani benim turuncu yeşil <laughs> turuncu yeşil ay pardon sarı yeşiller her ben neyse. de ben de Boavista'yı severim siyah beyaz ama o bir ay. numara yok bir kere ya şampiyon, bir kere o şampiyon, kadar, şampiyon o onlar. ondan sonra üçüncü lige kadar düşmüşlerdi herhalde neyse toparladılar da şimdi Joao Mario biraz önce söylediğimden Galatasaray'dan farklı bir durum var Beşiktaş'ın Beşiktaş tarihinin iki kupa kazandı okey ama en kötü sezonlarından birinde en başarısız değil en kötü sezonlarından birinde birinin çıkışında yeniden şampiyonluk adayı olmak için bir kadro kırmaya sıfırdan neredeyse başladı. İlk imzayı da Giovanni Van Bronckhorst'a attı. Doğru bir teknik adam şu aşamaya kadar yüzlerinden yüzlük performans sergiliyor ve üstüne de koyarak gidiyor. Joao Mario neden Galatasaray'dan farklı eleştirdiğim şey Berkan Solbeki'ye deklesin, Berkan Soliçi'ye deklesin, Berkan Stoperlerden biri olsun, Kaan Ayhan Sabek olsun, Kaan Ayhan Stoper olsun, öyle... Olsun. Sahi, ya Birçok yeri yedeklemesi Barış Alper Yılmaz'ın da iyi bir şey ama Galatasaray iki kere üst üste şampiyon olmuş. Hedefi artık Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir yere gelmek olan bir takımken Şampiyonlar Ligi'ne kalamamış. Ve şu anda Eylül ayı e itibariyle de hala eksikleri net olan bir takım pozisyonda. Beşiktaş'ta doğru düzgün bir kadro olmadığı için, geçen sezon takım olmadığı için daha nokta atışı transferlerle kadroyu total kalite artışına sokmak durumdaydı. Juan Mario'nun bu anlamda hala Beşiktaş'ın eksikleri var. Bek pozisyonda özellikle ama Juan Mario'nun yedeklemesi, birkaç yeri yedeklemesi büyük bir nimet. Ne gibi Juan Mario ya hep diyoruz ya Güro, Gürol'un, E Gürol, neydi? Şey sol bek. Antalya maçında. Güray. Güray. Güray'ın Rafa Silva'ya yaptığı sert bir faal var. Orada belki de Beşiktaş'ın sezonu direkten döndü. Rafa Silva'ya bir şey olmuş olsa devamında o kurgu ortadan kalkacak. En değerli oyuncularından ikisinden birisi uzun süre forma giymeyecek ve Beşiktaş'ta yeniden bir şey yapmak durumunda, yapı kurmak zorunda kalabilirdin. Şimdi João Mario Rafa Silva'yı yedekler. Tabii ki ideal pozisyon olmamakla beraber. Sağ kanadı yedekler, sol kanadı yedekler. Esas belki sol kanat o zaman da konuşmuştuk. Sağ önde oynadığında da işte ekseriyetle 2 sezon önce Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kaldığında şey oynuyor sağ ön oyun oyuncusu A, olarak. M, R, L, C eski o, oyuna göre. ses diye bir şey, Norveçli, kanadı var ya bir de, de onunla değişiyorlar falan. Yani Rafa Silva ile değişiyor. David Neres var ya. Yani. Evet. Çok iyi bir forvet üçlüsü var. Önlerinde Gonzalez Ramos var işte o şey Portekiz milli takımının forveti. Ronaldo yerine oynattı. Ronaldo'nun yerine e oynayıp kariyerini evet, heba eden kardeşimiz. Heba Orası ayrı. E, şimdi orada o pozisyonda Benfica'ya dönüyor ve yanına en çok anlaşabileceği adamları adamı almışsınız yani. Ve önünde de Bence Gonçalo ve Ramos'tan daha iyi bir forvet Ciro Immobile var. Yani gerçekten de bence hani en iyi transfer dememin nedeni belki Osimen kadar şu anda rating yüksek değil ama takımına göre yapılan en faydalı transfer gibi gözüküyor. Bu konuda iddialıyım ve çok bence çok mutlu kalacak Beşiktaşlılar. şey diyorlar ya yaşı işte João Mario'nun en fazla 2-3 yıl oynar. Abi Osimen kiralık yani, Osman, Osman konusunda ya çok bak, büyük bu, bu soru kadar, soru işareti bak, var. Bu kadar. Galatasaray'ın ihtiyacı vardı. Bir fırsat doğdu. Tam Galatasaray'ın bir kere bir bu kadar böyle kötü gidişattan Sana sonra... Sana soru sorayım. Bir, bir, soru bir Galatasaray sorayım, yönetiminin lütfen. bir reaksiyon göstermek üzere şu. Çünkü Galatasaray taraftarı haklı olarak böyle eleştiriyordu. O reaksiyonu gösterdi. Galatasaray, karşısında Galatasaray, şey Galatasaray Rabio'yu mu alsa da güçlü olurdu, o Simen'i mi aldı? Ben bu Rabio'yla da sonra. annesiyle de uğraşamam kardeşim. Ya o ayrı. Ben başka oyuncu söylüyorum. Maliyet anlamında söylüyorum. Başka oyuncu söyle. Başka oyuncu. Söyle orta saha kim istiyordu Galatasaray? Mark bir Tomineyi orta saha istiyordu. Maktomine. Yani Maktomine bence eee Rabio Maktomine mi Osimhen mi Osimhen? <laughs> Diğer şimdi aklıma da gelmedi de orta saha oyuncularından işte bu klasik artık Beşiktaş'ın Galatasaray'ın bir 8 problemi. Ben Galatasaray'la olsaydım ya. bu arada şeyi ben kabul ederdim. Yani 3-5-2'ye geçişi. Hani hevesle. Çünkü beyaz bir sayfa olacak. Sezon başında planlamayı yaparak evet. buraya getirmiş olsan okey. Ama dörtlü savunma planı hiç tutmadı. Hiç olmadı yani. Gerçekten. E çünkü sen gerekli takviyeleri yapmadın. Tamam işte. Bunlarla bakalım böyle düşünüyorlarsa. Barış'ı bütün sezonu sağa donatır. Şimdi Beşiktaş'a dönersek. Bak Beşiktaş'ta bir daha söyleyeceğim. Bu tabii böyle kardeşlerimiz. Yani burada dile getirdiklerim. Çirkin bir dil kullanmıyorlar. Yani öyle ben şey anlamadım. değil. Anlamadım gerçekten. Hayır, benim Hangi? söylediğim Onlar şu. Onlar o Simen Alpiz, biz arıyor? gayet de. Düzgün Beşiktaş çocukları falan. Bu şeyden çok etkileniyorsunuz. Yapmayın diyorum. Sosyal medya goy goyunda. Goy goy da değil abi. Böyle bir, yani. bir yerden... Bak bir kere artık eski şey değil bu. Bu eski... Eski platform değil bu yani. Abi çakma ismi... Mavi tik alabiliyorsun. <laughs> Gerçek isimle para vermeden mavi tik alamıyorsun. Bir. iki Elon Musk'ı görüyorsunuz. Kimleri neleri destekliyor. Hele... İngiltere'de çıkan... Olaylar da yaptığı yani aynısını biz yapsak bizi içeri atarlar. Sivil savaşı, iç savaşı körüklemekten niye yani? Ben söyleyeyim yani. yani. çok şey yapmayın abi bence. Çok çünkü gereksiz. Yani eskisi gibi değil burası. Ayrıca bir faydasını gördünüz mü abi? Yani ne oldu? Ne oldu mesela? Günlerce böyle kızcağız için bekledik, bekledik, bekledik. Ne kadar üzüldük sonunda. O yavrucak için, narin için. Gerçek hayat o değil işte dediğim zaman bana o zaman niye abi YouTube'da program yapıyorsun? YouTube gerçek hayat yahu. Kendi adımızla soyadımızla oturup konuşuyoruz kayda geçiyor. Anlatabiliyor muyum? Orada yazdık yazdık yıprandık ne oldu? Ne oldu? Maalesef olabilecek en kötü şey başımıza geldi ülke olarak. Küçücük kızcağız çocukları koruyamıyorsak. ha. O yüzden bırak abi bunları. Oradan biri yazmış. işte adı belli değil, sanı belli değil. Elon Musk'a parayı vermiş. Elon Musk'a parayı ver. İstediğin şeyi al. Ben alacağım mesela. Seninki mavi tikli mi? Mavi tikli. Ha. Mavi tikli olmayan bir ürününü ben alacağım. Parayı verip alabiliyor musun? Onun gibi konuşacağım, onun gibi yapacağım. Böyle şey olur mu abi? <laughs> ya, evet tabii. Adını, <laughs> Allah Allah ya. Tarkan'ın vardır. Ya. Size de Tarkan yapıp. Mesela böyle palar emzi diye mavi tik olur mu abi? Yani bak şimdi demin acıyı konuştum. Şimdi böyle yani izah olmayan şey mi izah olur? Ya bari takım bir de kazanmış etmiş milli maç mi arası keyfini onlar sür. Genelde zaten keyfini sür. Bak doğru yapılan işi takdir eden insanlar çok fazla sosyal medyada falan yazmıyor. Daha çok böyle şey tipler, azınlık daha fazla yazıyor. Böyle aşırılar yazıyor. Yani ifade problemi yaşayan, ilgi arayan insanlar yazıyor. Normal makul insanlar çok fazla ama e, biri, etkileniyorlar onlar etkileniyorlar işte. Okuyucu, o yani... gereksiz şekilde etkileniyorlar. Söyle, söylemek istediğim o. Niye siz etkileniyorsunuz abi bununla? Yani adamların Osimen gibi sansasyonel bir transfere ihtiyacı vardı. Olay bundan ibaret. Beşiktaş'ın yoktu. Beşiktaş'ın ihtiyacı Giovanni Van Ve sağ içindeki en iyi yardımcısı olan şu ana kadar Rafa Silva'nın onayladığı şekilde bu ikisi onaylamadan olmaz Joao Mario transferi ben sana söyleyeyim. Joao Mario transferi zaten niye onaylamasın ki canım? João Mario çok iyi futbolcu. Gerçekten çok iyi futbolcu. Peki ya sormak çok istiyorum. Sor. Ondan daha ile kim onayladı? Güntekin mi onayladı? Bilmiyorum. Güntekin onay imkanı yok Hiç Zannetmiyorum Güntekin. İmkanı yok. Güntekin e, kendine bir yumruk atardı Fight Club'daki gibi. Yine bu transferleri onaylamazdı ya. Yani. Evet. Sezonun ilk ikili mücadelesinin sonuna geldik. Artık alıştığınız üzere her, her gün, her her gün olmaz ya her hafta. Ya ne her gün canım lütfen artık. Buluşacağız. Ya. Ge geçen sezon olduğu gibi. Bazen mücadele, bazen e, mübadele, bazen. <laughs> mübadele ne ya? Değişim, ya. fikir değişimi. <laughs> karşılıklı. Beni Bozcaada, Çanakkale'ye bir yere aslında mübadele etseniz. Vole de Değil orada mi? olsa. Abi bak masraf da daha az. Tolga Sinan bunu düşünün. Tabi masraf da az. Abi ne güzel evlerde kalırız. Görüşmek üzere gelecek Görüşürüz Arkadaşlar. Programı beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşürüz. Like like like. like. Ya boş kaleye atamadım be kardeşim. Serdar abi. Senin burada ne işin var? Kardeşim. 40 kere söyledik. Atanınla tutanın iyi olacak dedik. Abi şu hale bak ya. Şu hale bak ya. Bizim bütün ekip her hafta buradayız. Bekleriz.